Buda'nın Beyni 39. Okuma. Sığınak bulmak. Yaşamınızda nerelere sığınırsınız? Sığınaklar insanlar, mekanlar, anılar, fikirler, idealler, yani gardınızı indirebilmeniz, güç ve bilgelik toplayabilmeniz için size güvenilir bir korunma ve alan sağlayan herhangi biri veya bir şey olabilir. Çocukken muhtemelen annenizin kucağına, yatağınızda kitap okumaya ya da arkadaşlarınızla vakit geçirmeye başvurur, buralara sığınırdınız. Ben şahsen evimin civarındaki tepelerde bolca vakit geçirir, zihnimi boşaltır, doğa sayesinde yeniden güç toplardım. Bugünse bir yetişkin olarak belirli bir mekana ya da aktiviteye, örneğin kilise veya tapınak, köpeğinizle sakin bir yürüyüş, uzun bir banyo veya arkadaşınıza, dostlarınıza, belki de bir hocanıza sığınıyor olabilirsiniz. Bazı sığınaklar tanımlanamasalar bile potansiyel olarak çok daha derindirler. Mantığın gücüne güvenme, doğayla bağlantı içinde olduğunu hissetme veya her şeyin özünde iyi olacağına dair temel bir sezgi. Budizm'den uyarlanan bu sığınakları daha geniş anlamlarıyla düşünmeye çalışın. Öğretmen, bir inanç geleneğinin merkezinde bulunan kişinin güven duyduğu İsa, Musa, Siddhartha veya Muhammed gibi tarihi bir figür, bu kişide somutlaşmış sizin içinizde de mevcut bulunan özellikler. Gerçek, gerçekliğin kendisi ve ona dair kesin açıklamalar. Örneğin acı nasıl doğar ve nasıl son bulur? İyi dost, hem aydınlanma yolunda çok daha ileride olanlar hem de sizinle yan yana yürüyenler. Bir şeylere sığınmak sizi olayları ve endişelerinizi zihninizde yeniden canlandırmaktan uzaklaştırır ve içinizi olumlu etkilerle doldurur. Güvenli bir yere sığınmanın verdiği o arka plandaki his arttıkça nöronlar size bir güvenlik ağı örmeye başlar. Aydınlanma yolunda bazı kargaşalar, ruhun karanlık gecelerini veya eski inançların sağladığı zemin yok olunca tedirgin edici bir zeminsizlik hissi yaşamak doğaldır. Böyle zamanlarda sığınaklarınız sizi koruyacak ve fırtınayı atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her gün bir ya da birden fazla şeye sığınmaya çalışın.